Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle patlıcanlı yelpaze kebabı yapacağız. Eğer hazırsanız Ramazan'da çok güzel gidecek bu tarifi yapmaya başlayalım. Bir kabımızın içine yaklaşık 1-1,5 litre kadar suyumuzu ilave ettikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra tuzumuzu bu şekilde suyumuzun içinde erittikten sonra patlıcanlarımızı doğrama işlemine geçiyoruz. E, bu kebap için e, bostan patlıcan kullandık. Daha tombul o yüzden e, daha güzel oluyor. Eğer kemer patlıcanlardan da tombul bulabilirseniz kemer patlıcanları da kullanabilirsiniz. Ama biraz kalın patlıcan olmaları gerekiyor. Bu şekilde patlıcanlarımızı ortadan dikey bir şekilde ikiye ayırdıktan sonra biz servis bıçağı kullandık. Siz isterseniz çatal ya da kaşık kullanabilirsiniz. Bu şekilde tam dibine kadar kesmememiz için, eşit boyda kesmemiz için iki adet servis bıçağını yanlara koyduktan sonra patlıcanlarımızı bu şekilde bir parmak kalınlığında olacak şekilde kesiyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Daha sonra da kestiğimiz bu dikey bir yarım patlıcanı bu şekilde ikiye ayırıyoruz. Daha sonra suyumuzun içine atıyoruz. Aynı işlemi bütün patlıcanlarımızda tekrarlıyoruz. Bu şekilde bir parmak kalınlıkta olacak şekilde boydan enine kesiyoruz. Dibindeki kalınlığı yani kesmediğimiz kısımlar eşit olsun diye de bu şekilde servis bıçağı kullandık. Şimdi gördüğünüz gibi bütün patlıcanlarımızı kesip tuzlu suyumuzun içine ilave ettik. 15-20 dakika kadar bekletiyoruz. Şimdi patlıcanlarımızı beklettik sonra süzdük sıktık güzelce. Artık yemeği yapmaya başlayabiliriz. Elimizde 400 gram dana kıymamız var. Kıymamızın içine bir adet büyük soğan, 3 diş sarımsak, 1 adet sivri biberi de bu şekilde birkaç parçaya böldükten sonra robotumuzun içine atacağız ve bütün sebzelerimizi güzelce robotumuzdan geçireceğiz. Şimdi soğan, sarımsak ve biber karışımımızı güzelce robottan geçirdikten sonra kıymamızın üzerine ilave ediyoruz. Daha sonra birkaç tutam maydanozumuzu da üzerine ince ince kıyacağız ve ilave edeceğiz. Maydanozumuzu doğrayıp ilave ettikten sonra son olarak baharat koyma işlemine geçireceğiz. Baharatlarımız için arkadaşlar birer çay kaşığı karabiber, kimyon ve yeni bahar kullanıyoruz. Tozumuzu ve pul biberimizi daha sonra ilave edeceğiz. Çünkü tansiyon hastamız var. Bir yemek kaşığı da karışık salçamızı koyduktan sonra malzemelerimizi güzelce elimizle yoğuruyoruz. Dediğim gibi aşağıda malzemeler kısmına pul biberi ve tuzumuzu da ekleyeceğiz. Bir kısmını tuzsuz ve pul bibersiz yapıyoruz sansiyon hastamız olduğu için. Geri kalan kısmına tuz ve pul biberimizi ekleyeceğiz. Ve malzemeler kısmında bütün baharatları yazacağım sizlere. Şimdi patlıcanlarımızın içini hazırladığımız kıymalı harcımızla güzelce doldurmaya başlayalım. Patlıcanlarımızın arasını doldururken ne az dolduralım ne de çok yoğun dolduralım ki hem taşma yapmasın hem de güzel bir kıyma tadı alalım piştikten sonra. Çünkü biliyorsunuz kıymalar en az yağlısı bile piştikten sonra bir miktar azalma yapacaktır. O yüzden kıymayı da bolca yiyebilelim diye tam ölçülü bir doldurma işlemini gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi ne çok fazla ne de az. Bu şekilde bütün patlıcanlarımızın arasına hazırladığımız kıymalı harcımızı dolduruyoruz. Şimdi artık patlıcanlarımızın tamamını doldurduk. Lezzet katması için aralara sivri biber ve domates de attık. Üzerine güzelce bir salçalı sosumuzu da hazırlayalım. Sosumuz için 2 küçük diş sarımsağımızı 1 su bardağı suyumuzun üzerine ilave ediyoruz. Üzerine yarım çay kaşığı kadar da karabiber ilave ediyoruz. Ve yarım yemek kaşığı kadar domates salçamızı ilave edip yaklaşık 8-10 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağımızı da ilave ediyoruz. Daha sonra yemeğimizin pişireceğimiz tepsimize ilave ediyoruz. Hem lezzet katsın hem de soframıza gelince bandırarak yiyelim. Şimdi sosumuzu da döktükten sonra 200 derecelik fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Patlıcanlı yelpaze kebabımız hazır. Bir suyuna ekmek bandırarak yemeği sevdiğimiz için az bir şey suyla bıraktık. Eğer siz suyla bırakmak istemiyorsanız fırının alt katmanını da biraz daha fazla pişirebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.